Öncelikle şunu ifade etmemiz lazım ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz dövme yapana da yaptırana da lanet etmiştir. Yani Allah'ın laneti dövme yaptıranlara, dövme fiilini, mesleğini icra edenlere olsun demiştir. Bu yönüyle bir yere gidip bana dövme yaptırın demek de, bir mekanda, bir yerde, bir iş yerinde oturup gelene gidene dövme yaptırmak da günah olarak Allah'ın lanetini celbeden büyük günahlardandır. Allah muhafaza etsin. Lanet ifadesi Allah'ın rahmetinden uzak olmak, Allah'ın rahmetinden kovulmak, kendi haline bırakılmak bir insanın başına gelebilecek en ağır cezalardan biridir. Bundan dolayı lanetli şeylerden uzak durmak lazım. Yaklaşmamak lazım. O semte uğramamak lazım. Efendimiz aleyhissalatu vesselam birçok günahtan bizi sakındırmış, uzak durmamızı söylemiştir. Ama Allah şuna lanet eder, Allah buna lanet eder diye büyük günahlarla ilgili bu sözü söylemiştir. Buradan da anlaşılıyor ki dövme yapmak, yaptırmak, bunun vücudumuza yapılmasını talep etmek veya böyle bir sözüm ona meslek icra etmek lanetli bir iştir. Bundan uzak durmak lazım. Hiçbir şekilde insanın vücuduna bu tür şeyleri yapması, yaptırması doğru değildir. Peki niye lanetli bir eylem olarak böyle bir fiil lanetlenmiş, lanetli olarak değerlendirilmiş. Bunun hikmeti ile ilgili söyleyebileceğimiz bir şeyler olabilir ama öncelikli olarak şunu bilmemiz gerekiyor ki madem Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam böyle bir eylemi lanetlemiş, bizim bundan uzak durmamız gerekir. Peki dövme ne demektir? Yani şimdi çocuklarda kına ile ellerine şekiller yapıyorlar, ne bileyim kollarına şekiller yapıyorlar bu dövme midir? Dövme nedir diye baktığımızda dövme kalıcı bir şekilde iğne ile vücuda yapılan müdahalelerdir. Yani bir resim çizmektir, bir yazı yazmaktır. Efendim çok sevdiği birinin ismini koluna yazıyor, başına yazıyor, bilmem başka bir bölgesine yazıyor. Bunlar eğer silinmeyecek bir şekilde yazılmışlarsa iğne ile derinin altına nüfuz edecek şekilde yapılmışlarsa ki eskiden bunlar dağlama suretiyle yapılıyordu veya işte de iğne ısıtılıyor ateşte kızıyor onunla yapılıyordu bu tür şeylerde ateşin kullanılması da Söz konusu. Şimdi lazerle yapıyorlar veya başka türlü yapıyorlar. Yani insan vücuduna, derisine kalıcı bir şekilde işaretler, yazılar, çiziler yapmak lanetlenmiş bir eylem. Niye lanetlenmiş? Niye insan böyle bir şeyi yapar sorusuyla bunun hikmetini aramak lazım. Eğer bir e, vücudundaki ayıbı, kusuru örtmek için yapıyorsa... Demek ki psikolojik olarak vücuduyla barışık değil bu insan. Şimdi genelde bir özenti olarak yapılıyor. E i̇nsanlar bilmeden yapıyorlar. Kardeşimiz de demiş ki işte cahiliye döneminde. E ne demek cahiliye dönemi? Ben İslamiyet'i hakkıyla bilemiyordum. E dini eğitimden, Kur'an eğitiminden uzaktım. E şimdi baktığınızda da hakikaten çocuklarımıza, İlkokullarda, ortaokullarda, liselerde din iman adına çok az şeyler öğretiyoruz. Aksine televizyonun başına bırakmışız. Orada gördükleri her şeyi kendilerine uydurmaya çalışıyorlar. Hasılı kelam öncelikli olarak böyle bir fiil, böyle bir eylem, böyle bir iş bir Müslüman'a yakışan bir iş değildir. Bunu bilmemiz lazım. Şimdi olmuş bir kere. Ne yapacağım diyor kardeşimiz. Bir günah işlenmişse bunun izale edilmesi gerekir. Yani ortadan kaldırılması, bertaraf edilmesi gerekir. Bu yönüyle bakıldığında bu yapılan dövme işlemlerinin de silinmesi, temizlenmesi, kaldırılması gerekir. Fakat bunu yapmak gibi kaldırmak da bir zarar olduğu için vücuda deriye bir zarar vereceği için böyle bir zararı ikinci bir kere yüklenmemiz gerekir mi, gerekmez mi? Bu noktada da mecelle kaidesi bize şunu der, ad la yüzelü bi mislihi, zarar zararla izale edilmez. Yani bir şeyi yaparken bir zarar söz konusu, onu izale ederken de belki Yap, yaparkenkinden daha büyük bir zarar söz konusu olacak. Böyle bir durumda bu kardeşimizin bir daha kendisini tehlikeye atması, riske atması, bir zarara katlanması gerekmez. Fakat eğer e, imkanlar gelişti zarar vermeden e, veya cüzi bir e, zararla, ziyanla bunu izale etmek, kaldırmak mümkünse elbette bu hatayı, bu yanlışın eserini kaldırmamız gerekiyor. Fakat bu lekeyi çıkartmak için bir miktar zarara katlanmak gerekiyor. Deriden bunu kazıtmakta e, biraz canın yanacak olabiliyorsa amenna biraz canın yansın. Nitekim onu yaptırırken de epey bir canı yanmıştır kişinin. Anlaşıldı ki e, öyle biraz canının yanmasıyla ortadan kaldırılabilecek gibi değil bu dövbe. O zaman ne yapmak gerekiyor? O zaman ona dokunmamak, ilişmemek gerekiyor. Ancak, e şimdi tövbe etmişsin, namaza başlamışsın. E artık ben eski ben değilim. Ben hidayet yoluna girdim. Bundan sonra namaz kılanlardanım. Ehli namaz bir insanım dedikten sonra o dövmeyi görünmez hale getirmek lazım. Efendim bileğinde ise bundan sonra uzun kollu gömlek giyeceksin, kimseye göstermeyeceksin. Abdest alırken dahi mümkün mertebe kimsenin görmeyeceği bir yerde alacaksın. Niye? Cenab-ı Allah bir günahı işlemekten daha ziyade o günahın aleniyetine gazap eder. Yani insandır, bir günah işleyebilir bir kimse, tövbe eder, e, samimi bir şekilde günahından vazgeçer. Cenab-ı Allah kulunu affeder hatta günahını sevaba çevirir. Übuddullahü seyyatihim hasenat buyuruyor Cenab-ı Allah. Samimi bir şekilde e, tövbe eden kimselerin günahlarını da sevaba tebdil eder. Onun için derler ya bazıları işini günahını bile vermez. Niye versin adam günahını? Samimi bir şekilde günahından tövbe edersen o günah da sevaba dönüşür. Allah onu sevap olarak yazar. Burada da bu kardeşimiz samimi bir şekilde anlaşılıyor ki tevbe etmiş. Cenab-ı Allah bu günahı onun sevaphanesine tebdil eder. Niye? Günahtan el çekmiş artık bak. Sıkıntısını duyuyor, soruyor, ben ne yapayım diyor. Çok önemli bir nokta. E peki bu günahı ne yapacak? Onu gizleyecek. Günahı kesinlikle, la yuhibbul Allah kötülüğün, aşikar edilmesini sevmez. Ne olursa olsun bir kötülüğü duyurmamak gerekir. Görünür kılmamak gerekir. Saklamak, gizlemek gerekir. Hepimizin kötülükleri vardır, günahları vardır. Bizimle Rabbimiz arasındadır. Ya biliyor musun ben vakti zamanında şöyle kötü bir adamdım diye, şöyle yapardım, böyle yapardım diye bir insanın kötülüklerini anlatması çok büyük bir günahtır. Bazı kardeşlerimiz bilmeden bunu yapabiliyorlar. Bu yönüyle bu kardeşimiz mümkün mertebe bu dövmesini gizleyecek, görünür hale getirmemeye gayret edecek. Bu yeri gelmişken şunu da hatırlatalım yani çocukların özellikle de kız çocuklarının, ufak çocukların kına ile ellerine işaret çizmeleri, parmaklarına bir takım çiçekler, böcekler çizmeleri. Bunlar onlar için bir oyun eğlence hükmündedir. Onlar dövme dediğimiz şeye girmezler. Dövme olabilmesi için kalıcı olması gerekir. Buna da dikkat etmek lazım gelir.